Fatih Çekirge, Bakan Akar ne zaman Londra'ya gitse? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington gezisinden anlıyoruz ki, Amerikan yönetimi Türkiye'nin satın almak istediği F-16'ları kongre yokuşuna sürüyor. Ve yine basına yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki, Bakan Çavuşoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'a her şeyi çok net söylemiş. Şimdi Top Kongre'de. Bu yüzden de Kongre'ye sunulan Türkiye 2022 raporunun içeriği şimdi 10 kat daha önemli oldu. Çünkü bu rapor Kongre üyeleri tarafından okunacak, oylar için fikir verecek. Raporun bu konuyla ilgili detaylarını pazar günü geniş çapta yazacağım. Bugün bir giriş olarak şunu söyleyebilirim. Ortada büyük bir oyun var. Evet, tehlikeli bir oyun oynanıyor ve bugün bu oyunun çok ilginç bir sahnesine bakıyorum. Dikkat ettim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne zaman Londra'ya gitse Washington'dan F16'larla ilgili bir karar çıkıyor. İşte örnek. Hulusi Akar 7 Ekim 2022'de Londra'ya gidiyor ve ne ilginçtir ki 10 Ekim'de Washington'dan bir karar geliyor. Türkiye'ye F16 satışı için getirilen Yunan hava sahasını taciz etmeme şartı kaldırıldı. Biliyorsunuz F-16'ların Türkiye satışına getirilen Yunanistan hava sahası şartı üzerine Türkiye çok büyük tepki göstermişti ve alternatif arayışlar başlatmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi başımızın çaresine bakmak için başka alternatifler bulunur mesajını içeren açıklamalar yapmıştı. İngiltere Alternatifi Türkiye bu amaçla İngiltere ile görüşüyordu. İngiltere'den jet motoru teknolojisi almak için ortaklık görüşmeleri gündeme gelmişti. İşte bu görüşmeler için bakan Akar ve teknik ekipler Londra'ya ziyaretlere başladı. Ve ne garip bir tesadüftür ki Akar'ın ziyaretinden hemen önce Washington'dan F-16 satışı için konulan Yunanistan hava sahası şartı kaldırıldı haberleri duyuldu. Niye? elbette cevabı var. Aniden kongreye sunuldu. Nitekim Türkiye'nin ısrarlarına rağmen F-16 satışıyla ilgili dosya bir türlü kongreye sunulmuyordu. Bakıyoruz bugün yarın olabilir kongre üyelerinin ikna çabası türünden ifadelerle bir oyalama sürüyordu. Ve geldik bugüne. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 14 Ocak'ta Londra ziyareti yapıyor. Konu belli. Türk milli savaş uçağı için motor teknolojisi ve İngiltere ile ortaklık ve yine ne garip bir tesadüftür ki bu defa Akar'ın ziyareti sırasında Washington'dan başka bir haber geliyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yeni F16 satışı ve mevcut F16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin Başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi. Bakar mısınız tesadüfe? Yine Akardan bir Londra ziyareti ve yine Washington'dan bir F16 kararı. Niye? Çünkü Türkiye'nin F16 beklentisini diri tutmak isteyen bir Amerikan yönetimi var. Milyarlarca dolarlık bir oyun. Tabii bu noktada Türkiye'nin gerek F16 alımı ve modernizasyonu gerekse İngiltere'den edineceği motor teknolojisi için milyarlarca dolarlık bir pazarın ve rekabetin de olduğunu hatırlamak gerekiyor. Kongre raporu her şeyi anlatıyor. Aslında bütün bu oyunları açık eden bir ifade de var. Nerede mi? Amerikan Kongresi'ne sunulan Türkiye 2022 raporunda 54. sayfadaki o paragraf şöyle. Amerika'nın Türkiye'nin F16 filosunun kapasitelerini artırma ve kullanım ömrünü uzatma amaçlı satışları Türkiye'de TFX olarak adlandırılan ve önümüzdeki 10 yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen yerli 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi için zaman sağlayacaktır. Görünüşe göre Türkiye TFX'e geçiş sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini artırmak için F16'lar veya F-16 yükseltmeleri sağlayamazsa, TFX için teknoloji geliştirmek üzere Birleşik Krallık'la BAE Systems ve Rolls-Royce şirketleri dahil ortaklık kurmaya çalışıyor. Rus Su-35 savaş uçağı veya Batı Avrupa alternatifleri satın almayı düşünebileceklerini ima ettiler. Ancak bazı savunma analistlerine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Türkiye'nin hesabı büyük olasılıkla değişti. Türkiye F16'ları temin edemezse güvenlik ihtiyaçları ve politik olarak Ankara'nın savaş uçağı envanterinde NATO kapsamında kalmasını zorunlu kılıyor. Türkiye TF-X'i uçurmadan önce geçerli olan tek seçenek Eurofighter, Typhoon, Saab gibidir. Ne kadar net değil mi? Akar'ın Her Londra ziyaretinde F16 konusunda Amerikan yönetiminden bir hamle geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinden sonra 10 kat daha önemli hale gelen kongre raporunun detaylarına geçebiliriz. Yarın Türkiye-Amerika arasındaki güven krizinden NATO gerilimine kadar uzanan bölümleri inceleyeceğiz. Fatih Çekirge, Hürriyet. Mahmut Övür. Kaybetme korkusu sardı. Seçim tarihinin açıklandığı bu günlerde Amerika ve Avrupa basını da harekete geçti. Geriye dönüp bakın, 60 darbesi dahil bütün darbelerin öncesinde Batı basını seçilmiş iktidarlara karşı hep aynı kirli kampanyayı yürüttü. Darbelere açık destek verdi. Bu kirli kampanyanın en açık olanını 2011'den sonra Başkan Erdoğan ve AK Parti iktidarına karşı yaptı. Washington Post'tan Alman Der Spiegel'e, The Economist'ten İspanya'nın El País gazetesine, Le Monde'dan İtalya'nın La Repubblica gazetesine sanki tek bir merkezden düğmeye basılmış gibi ortak bir diktatör kampanyası yürüttüler. Her seçim öncesi bu kirli kampanya daha da yükseltildi. Bazen sevindiler de. Mesela 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar olmayınca Batı medyası adeta bayram etti. Yeni bin yılın Selahaddin'i, Haçlı ruhuyla bin yıl önceki yenilgiyi unutmayan İtalya'nın La Repubblica gazetesi, Başkan Erdoğan'ı Selahaddin Eyyubi'ye benzetiyor ve ortak sevinçlerini şu manşetle duyuruyordu. Yeni bin yılın Selahaddin Eyyubi'si son metroda durduruldu. Ama durduramadılar sevinçleri kursaklarında kaldı ve hala yeni bin yılın Selahaddin Eyyubi ise Erdoğan'ı durdurmaya çalışıyorlar. Saldırı kervanına Pentagon'un en ateşli FETÖ'cü elemanı Michael Rabin ve Wall Street Journal gazetesinde Erdoğan'ı durdurun diye feryat eden John Bolton'dan sonra The Economist dergisi de Türkiye'nin yaklaşan diktatörlüğü kapağıyla katıldı. Başkan Erdoğan o kapağa anında cevap verdi. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez. Yine başladılar. İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa yine başladılar diyor ve ekliyordu. Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında, milletimizin bu çağrıya cevabı asırlık bir ders niteliğindeydi. Ekonomisteki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler. Doğrusu bu saldırılar kimseyi şaşırtmadı. Bunun işaretini Amerika Başkanı Biden daha adaylık sürecinde muhalefete destek vereceğini, Erdoğan'ı durduracağını söyleyerek vermişti. Batı medyası bunun gereğini hiç sektirmeden yaptı. Peki bu görev için sadece medya mı harekete geçti? İstihbarat örgütleri, küresel şirketleri, sivil görünümlü vakıfları, fonladıkları yerli medyaları ve ajanlık yapmakta sınır tanımayan siyasi aktörleri boş mudurdu? Onların seçim sürecinde gizli kapaklı ne yaptığını bilemem ama açık alanda olup bitenleri akılla izah etmek mümkün değil. Mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın ucuz hamlesi bahanesiyle vasiyetini ilan edip gürlemesi, TSK yönetimine haksız ve yersiz saldırısı, Ali Babacan'ın Baykar ve savunma sanayine karşı öfkeli çıkışı Altılı Masa'nın bazı aktörleriyle foncu medya mensuplarının şimdiden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olamaz argümanına sarılmaları hiç hayra alamet değil. Şunu merak ediyorum, içerideki bu garip çıkışlar, batılı liderlerin diken üstünde oturuyor olmaları, seçimi kaybetme hesabı yaptıkları için olabilir mi? Peki, kaybetme korkusu yaşayanlar ne yapar? Dikkatli olmakta yarar var. Mahmut Övür sabah